Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Ebu Musa'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur. Nevevi, Buhari, Müslim. Yukarıda hadis-i şerife göre bir kimse her ne günah işlerse işlesin, sabah ve ikindi namazlarını kılarsa cennete girer mi? Anlayamadım. Evet, girer. Bir kimse 5 vakit farz namazlarını kılarsa, 30 Ramazan orucunu tutar ise, elinden geldiğince günah kebarlerden uzaklaşır ise, o kimse cennete girer. Allah'ın izniyle. Kim iman eder, salih amel işlerse, o kimse Allah'ın izniyle cennete gider. Daha önce bu durum beni çok üzüyor. Daha önce size ayet taşıyamadığımı ve Fatiha taşıyınca akıbet yaşadım. Dergahta siz de Fatiha ve ayet taşıma dediniz. 15 gün önce Üftade Hazretlerini ziyarete gittim. Ardından ağır öfkeli ruhi bunalım yaşadım. Düşününce Emir Sultan'da dahil ne zaman türbeye gitsem ardından ruhi bunalım, öfke, tartışma, özellikle de size hedef alıp öfke ve kin duyuyorum diyeceksiniz, sana öyle geliyor. Hayır, değil. Çok kez bunu yaşayıp sonradan 15 gün önce farkına vardım. Soru: lütfen, fıtrat gereği merak ve endişe duyuyorum. Sebebini açıklar mısınız? Allah yardımcınız olsun. Halet-i ruhiye bozuk. Bir kimse veli kabirlerine giderse, veli kabirlerine gittikten sonra o veli kabrini ziyaretten dolayı Cenab-ı Hak ona bereket verir, lütfeder, ikram eder, ihsan eder. Bir kimse velileri ziyaret etse, Cenab-ı Hak ona onu bereketlendirir, ona lütfeder, ona ikram eder, ona ihsan eder. Bir velinin duasını alsa, Cenab-ı Hak ona merhamet eder, ona ikram eder. O yüzden velileri ve veli kabirlerini ziyaret etmek, ziyaret eden kimseler için lütuftur, ikramdır, ihsandır. Bunun akabinde negatif şeyler o kimsede oluşmaz. O negatif şeyleri oluşmasını bunlara bağlamak psikolojik, psikolojik rahatsızlık sebebidir. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde siz veli kabirlerine gidin. Onları normalde onları ziyaret edin. Onların başında okuyun. Onları vesile edin. Onları vesile edin. Bir işiniz için, herhangi bir meseleniz, bir probleminiz için onları vesile edin. Şeyhim, Allah rahmet eylesin, bir sağ veliyi tanıyorsa onu ziyaretin, vefat etmiş bir veliyi ziyaretten daha makbul olduğunu, daha âlâ olduğunu, onların asıl duasının alınması gerektiğine dair değişik zamanlarda bize beyanları var. Normalde bir kimse veli ziyaretlerine gitse kabristanlara, sonra kalksa işte başka bir veliye, mesela Şeyh Efendi'ye saydırsa, o kimsenin, Allah muhafaza eylesin, imansız göçüp gitmesine vesile olur. Her şey yapın, ehli tasavvufun ibaresidir. Bir veliyle cedelleşmeyin. Bu kim olursa olsun, o cedelleşmeden, o cedelleşen kimse zararlı çıkar.
Allah muhafaza eylesin. O yüzden şeyhimiz de cedelleşen kimselerin abat olduğunu görmedik. Şeyh Efendi'ye Allah rahmet eylesin, sen haksızsın veya bana burada haksız davrandı, burada doğru davranmadı, burada eksik davrandı, böyle mi yapmalıydı diyenlerin hepsi de benim bugüne kadar tespit ettiklerim ya bir daha bir şeyhin kapısına uğrayamaz oldular ya da Şeyh Efendi'nin sağlığında bir sürü sıkıntılara düştüler, dergahtan da uzaklaştılar ve hepsi de Şeyh Efendi'nin sağlığında teker teker dergahtan uzaklaştılar. Uzaklaşmayanlar şu anda yeni bir şeyhe, yeni bir mürşidi kamile bağlanamadılar. Yani bağlanamayış sebeplerini herkes kendince haklı görür. Ben onları önceden beri derim, bir veliye sen o esnada bir edepsizlik ettiysen, yola bir edepsizlik ettiysen senin yolun kesilir. O esnada Şeyh Efendi sağdır, sana merhamet eder, sana lütfeder, seni yolda tutar Allah'ın izniyle. Der ki benim gözümün önünde olmasın bu, hani perişan olmasın da, vefat ettikten sonra senin tutunacak dalın kalmaz. Bunları bu fakir gördü. O yüzden kimsenin şeyhine laf söylemeyin. Ölçüyü konuşun. Ölçü konuşulur. Dinin kaideleri belli, Kur'an belli, sünnet belli, imamların içtihadı belli. Sufilik yolunun adabı, erkanı belli. Bu yol, adab, erkan konuşulur. Bunda bir beis yok. Ama X efendi şöyle, bu dervişlerin haddi değildir. X efendi şöyle, bu dervişlerin haddi değildir. Onu ölçecek kantar var mı ki sende? Bu kim olursa olsun. Yani bu basit gibi görünür. Bir kimse ortadaysa, bugünkü sistemde 13 yıl ceza koltuğunun altında. Hadi çık 2 gün sen nezarethanede yat bakayım göreyim. O yüzden herkes haddini hududunu bilecek. Allah muhafaza eylesin inşallah. Gece tevhid zikri secde halinde sayı ile yapılması şart mı? Bizim kardeşlerimiz, bu noktada bizden derste olan kardeşler hangi ibadetleri hangi sayıyla yapacağı bellidir. O kardeşler o sayılara riayet ederler. O yüzden tevhid zikri secde halinde sayıyla yapılması şart mı? Hadis-i şerife göre normalde bir kimse tevhid çekilmesi öngörülmüş. Bazı hadis-i şeriflerde 100 tevhid çeken denmiş. O yüzden kardeş de 100 tane çekebilir, hadis-i şeriflere tabi olabilir. 70 bin tevhid en fazla gece gündüz kaç gün içinde bitirilmeli? İnsanlar güçlerinin yettiğince çekmeye gayret ederler. Günü yok. Eftal olan düzenli 70 bin tevhid zikri midir? Bizim kardeşlerimiz 70 bin tevhide niyet ederlerse, kaç günde bitirirlerse bitirirler. Bizim bu noktadaki sayısal söylediğimiz her şey bizden dersli olan kardeşler içindir. Dersli olmayan kardeşler kendilerince hadis-i şeriflere tabi olup, hadis-i şeriflerden okuyup, oradaki hadis-i şeriflerdeki sayılara tabi olabilirler. Eşariler Allah'ı bilmek şeriat ile gereklidir derken, Maturidiler Allah'ı bilmek akli bir gerekliliktir demişlerdir. Bunun hakkında bilgi verir misiniz? Aklı olmayanın Allah'ı bilmesi mümkün değildir. Akıllı olanın da Allah'ı normalde bilmemesi mümkün değildir. Yani bir kimse gerçekten akıl sahibi ise
o kimseye Kur'an sünnet olmaksızın da Allah'ı bilebilir. Allah'ın varlığını kabul edebilir. Ama bir kimsede akıl yok ise o kimse Allah'ı bilmesi, normalde Allah'ı birlemesi de mümkün değildir. Din bu manada akıl sahiplerinedir. İmam Maturidi bu noktada ve Hanefiler genel olarak pozitif aklı çok önemserler. Bayanlara koku veya mis sürmek helal mıdır? Bayanlara neden helal olmasın ki? Tabii normalde bana şimdi bayanların kokulanması helal mıdır dediğinde ben helaldir derim. Buna normalde haram diyebilecek olan hiç kimse yok. Ama bayanların koku sürünüp de sokağa çıkmaları caiz midir, değil midir? Bu ayrı meseledir. Yemeklerde helal temiz yapan ya da ete dikkat eden lokanta varsa bize söyler misiniz? Vallahi ben genelde Bursa'da bir şey yiyeceğim zaman çok böyle benim lokanta kültürüm fazlaca kalmadı. O yüzden bizim İbrahim burada mı? Bizim İbrahim Usta var. Bereket pide, lahmacun, Allah razı olsun. Bizim şey var, nerede kebapçı bizim, Kasım geldi mi? Yok, gelmedi mi? Kebapçı Kasım Usta var. Ondan sonra pide, lahmacun, cantık yiyeceksen böyle hamur işi bizim İbrahim'e. Veyahut da işte öyle bir şey yiyeceksek de öyle ayda yılda bir, ne o Kasım Usta'ya. Öylece başkaca çok fazla bir bilgim yok, bu konuda yardımcı olamayacağım, hakkınızı helal edin. Biraz reklamasyon gibi oldu ama. Yapacak bir şey yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazını devamlı kılardı. Teheccühe kalktığımızdan sonra sabah namazı kıldığımızda beden olarak ister istemez zayıf düşüyoruz. Bir ibadete devam ettiremiyoruz. Bu konuda ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Yatmazdan önce mesela bugün örneğin öğlen namazı 1:20 geçe falan mı okunuyor? Çeyrek geçe mi okunuyor? Kaç? 12 geçe mi? Biri 12 geçe diyelim ki öğlen namazı okunuyor, öğlen ezanı okunuyor. Saat 1'i çeyrek geçe örneğin yatmazdan önce gece namazı kılabilirsiniz. Adı gece namazı olur, teheccüh olmaz. Veyahut da biri çeyrek geçe bir sağ tarafınıza az bir şey yatın, bir kaylule yapın. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika. Ondan sonra kalkın, teheccühe niyet edin. Yine de teheccüh sevabı alınır. Anadolu coğrafyasında yüzyıllardır istedikleri zaman darbe yaptırıp iktidarı değiştiren Amerika vesaire diğerlerine rağmen S-400'lerin Türkiye'mize gelişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Eğer normalde Türkiye sağ salim S-400'leri çalışır hale getirirse bence 200 yıldır yapılan en önemli meselelerden birisi olacak. Bunu normalde Amerika'nın, İsrail'in, Avrupa Birliği'nin ağzına bakıp içeride ve dışarıda beynini satmış, aklını satmış, ruhunu satmış, milli duygularından, milli duygularını terk etmiş, bu noktada milliliği şüphe götürür, bir takım odaklar bunu böyle
baside indirmeye, bunu böyle baside almaya çalışıyorlar. Eğer gerçekten bunlar çalışırsa, çünkü önce dediler ki gelmeyecek, yok başka ülkeye satacaklar, yok ambara koyacaklar, yok depoya koyacaklar. Geldi. Ama normalde şimdi de diyorlar ki çalıştırmayacaklar, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Bilmiyoruz tabii. Şu ana kadar olan gelişmeler olumlu. Eğer normalde Türkiye bunları çalıştırırsa, düzgün konuşlandırırsa, tabiri caizse Türkiye'de bir sinek uçsa havada, o uçan sineğin illiyeti, milliyeti, her şeyini çözecek Türkiye. Ve bu noktada bayan kısmı hoparlörü kapalıymış. Bu sesten imtihan oluyoruz hep. Açtınız mı? Normalde açık. Normalde açık ama oradan kapalıymış. Oradan bayanlardan, kapıdan birisi bir işaret versin, sesin duyulup duyulmadığına dair. Çocuklar bir sessiz kalın orada. Duyuluyor mu ses? Normalde eğer bunları sağ salim Türkiye çalıştırırsa, bölgesinde hem savunma hem saldırı noktasında çok önemli bir avantaj yakalayacak. Bunları böyle küçümsemek, küçük görmek lazım mıydı demek, işte böyle hafife almak, dalga geçmek, ne yazık ki bizim ülkemizde muhalefet yapanlar muhalefeti doğru yapmıyorlar. Bunu darbeci Yezidilerden tutun, Kürt Yezidilerden tutun, Türk Yezidilerden tutun, hepsi de Amerikancısı, İsrailcisi, Avrupa Birlikçisi, koro halinde, bunların hepsi de karşı çıkıyorlar. Hani Abdülhamit'in meşhur bu siyaseti vardı ya, Abdülhamit Han Hazretleri bir şey yapacağı zaman sorarmış İngiliz sefirine, işte Rus'a, Alman'a, şuna buna sorarmış. Böyle bir şey yapacağız, uygun görür müsünüz diye. Onlar ittifak halinde itiraz eder, karşı çıkarlarsa bu doğru bir şey deyip yaparmış. Hiçbir kimsenin kafası çalışmasa, az bir şey okuması yazması olsa, az bir şey de imanı olsa, az bir şey, küçücük bir imanı olsa, az bir şey de okuması yazması olsa, dinlese, baksa, Amerikan Kongresi karşı, Pentagon karşı, İsrail karşı, İngiltere karşı, Almanya karşı, Fransa karşı, NATO karşı, ne bileyim işte sıralayın da, Yunanistan karşı, Kuzey Kıbrıs karşı, Mısır karşı, Suudi Arabistan karşı. Bir insan kendi kendine düşünse, birazcık aklı, birazcık imanı olsa, dese ki bütün gavur ve gavurcuklar karşı, sizin aleyhinize olan bir şeye bu gavur ve gavurcuklar karşı çıkar mı? Çıkmaz. Sizin lehinize olan şeylere karşı çıkarlar. O içerideki gavurcuklar, dışarıdaki gavurcuklar ve gavurlar karşıysa bir şeye, ya sırf onlarla beraber olmamak için ben de karşı olurum. Yani bir kimse bir hadis, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri saçlarını uzattı, o günkü müşrikler de saçlarını uzattı,
Bu sefer o saçlarını kısalttı. Ardından müşrikler de saçlarını kısalttı. O ardından bir daha uzattı. Düşünün, saçın uzaklığı, uzunluğunda ve kısalığında dahi müşriklere muhalefet eden bir peygamber var. Saç ya, bildiğimiz saç tıraşı, öyle değil mi? Müşrikler onun gibi uzattı, o kesti. Müşrikler onun gibi kesti, o uzattı. Al canını karşına. Aa, Amerika Birleşik Devletleri karşı, NATO'su karşı, Almanya, Fransa, İtalya'nın, İngiliz'i, İsrail'i, bütün gavur ve gavurcuklar karşı. Sen nerede duruyorsun? Senin nerede durduğuna bakacağız. Çok basit bu. Bir kimsenin çok derin strateji bilmesine gerek yok, derin ilim sahibi olmasına gerek yok. Çok derinlemesine bir şey bilmesine gerek yok. Gece rüyalar görmesine gerek yok. Zikrullah'ta haller görmesine gerek yok. Aç basını. Bak. Bunun karşı olanların hepsi de LGBT artı bir hepsi de. Nasıl yani, basmaya, bunların hepsi de LGBT artı birci bir de. Ona bakacak olursan tabi AK Parti de LGBT artı birin de altına imza attı. Türkiye'de onu imzalayan da o. Şimdi baktığın zaman kimin nerede durduğunu gör. Çok basit bunlar. Bir bakacaksın elin İngilizce bir kimseyi burada destekliyorsa, bir iki onun altında Hinoğlu bir Hinlik var. Elin NATO'su, AB'si, ABD'si bir şeyi destekliyorsa onun altında Hinlik var ya. Gerçekten Hinlik var. Ben böyle söyleyince şimdi yarın ertesi gün diyecekler ki gene komplo teorisi kurdun. Bunlar bizim üzerimizde hiçbir şey iyi düşünmüyor mu? Cepheleştiriyorsun ortalığı. Lan bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri bizim hayrımıza ne yapmış? Bugüne kadar Avrupa Birliği bizim hayrımıza ne yapmış? Bugüne kadar İngiltere bizim hayrımıza ne yapmış? Bugüne kadar İsrail bozuntusu şerefsizler hayrımıza ne yapmış? Bunların içeride, bunların desteklediği, bunların da desteklediği, içimizde bizden gibi görünen bu puşlar bugüne kadar ne yapmışlar? Gerek yok ki. Böyle konuşma, sert konuşun. O iman edenler ki Müslümanlara karşı yumuşak, şefkatli, merhametli, kafirlere karşı şedittirler. Ve kafir seviciler, siz kafirlere yumuşaksınız. Gavurlara gelince yumuşaksınız, Müslümanlara gelince sertsiniz. Gavurlara gelince yumuşaksınız, dervişlere, sufilere gelince sertsiniz. Gavurlara gelince döndür Allah döndür, toka gibisiniz her biriniz, önlerinde oryantal yapıyorsunuz. Sufilere gelince sert, ooo her şeyimizi eleştiriyorsunuz bizim, her şeyimizi tefe koyuyorsunuz. Kalbiniz bozuk sizin, içiniz bozuk sizin. Sizin gönlünüzü şeytan ihfal etmiş. Bevletmiş sizin içinize. Gönlüne şeytanın bevlettikleri Müslüman din ve dindarlara karşı şedittirler. Bizim sarığımızı eleştiriyorsunuz, dilinizi uzata uzata, kendi gavurluğunuzu görmüyorsunuz. Bizim zikrullah yapılış şeklimizi eleştiriyorsunuz, pavyonu bırakmışsınız, meyhaneyi bırakmışsınız, kerhaneyi, her türlü namussuzluğu, şerefsizliği, haysiyetsizliği yaşayan ve yaşatan yerleri bırakmışsınız.
Allah'ı zikreden, Allah'ın zikriyle uğraşan kimselerle ağzınızı doldura doldura konuşuyorsunuz. Ondan sonra ben de size kalkıp da şerefsiz, adi, İngiliz bozması, İsrail yozması, ABD fahşası deyince de canınız sıkılıyor. Bunlar, bu sözlerim size değil tabii. Sizler Allah'ı zikreden mümin, pimipak insanlarsınız benim nazarımda. Her biriniz zikrullah'a geldiniz ya, benim nazarımda Allah dostusunuz. Ben, biz veli arıyoruz diyenlere diyorum ki gelin perşembe günü zikrullah'a, birini kaldırın götürün, o sizin veliniz olsun diyorum ben. Kolay mı her perşembe zikrullah'a gelmek? Kolay değil. O yüzden bu kardeşlerim bu noktada, yani ayırt edeyim. Onları şeytan görünce 100.000 sefer kahroluyor. Bu ayrı mesele. Ama öbürkü ne yapıyor? Oturmuş, işi gücü tasavvuf ehliyle, sufilerle, Allah'ı zikreden kimselerle uğraşmak. Bir kimse Allah'ı zikrettiği için ve zikrinden dolayı birisine düşman olsa imansız gider o kimse. Tekrar altını çiziyorum. Bir kimse Allah'ı zikrettiğinden ve zikir cemaatine gittiğinden, Allah'ı zikrullah, Allah'ı zikreden ve zikir ehli olduğu için birisi ona düşmanlık yapsa kafir olarak ölür bu dünyada. Tövbe edip geri dönmezse. Onun imanı kurtulmaz Allah'ın izninden. O kimsenin dönüp tövbe etmesi lazım. Eğer bireyse, şahıssa ondan gidecek, helallik alacak. Diyecek ki canım kardeşim, ben seni zikrettim diye senin zikrini sevmedim. Seni zikrettiğin için seni sevmedim. Sana olanca lafı söyledim. Bana hakkını helal et diyecek. Öyle, vay Mustafa'cığım sen misin ya? Ya bana hakkını helal et ya. Ne oldu? Ben sana laf söyledim de. Söyle lan şimdi yüzüme. Oğlum söylesene yüzüme. Sen nasıl delikanlı adamsın? Bak sakalın da var senin. Sen nasıl yiğitsin? Oğlum bu ne lan? Hakkını helal etsen. Etmiyorum. Nasıl yani? Etmiyorum, etmek zorunda mıyım? Etmiyorum. Mahşerde dedim, böyle senin gırtlağından yakalayacağım, silkeleyeceğim dedim mahşerde seni dedim. Ses yok. O yüzden zikir ehline kim dokunduysa yandı keten elva. Allah'ı zikreden bir kimse, ne onu aldat, ne onu kandır, ne onu üt. Dikkat et kendine. Kendine dikkat et. O yüzden Allah'ı zikredenlerin gönlüne şeytan işleyemez. Allah'ın zikrini bırakan kimsenin gönlüne şeytan işer. Siz Allah'ı zikreden cemaatleri takip edin. Siz Allah'ı gerçek manada zikredenleri takip edin. O yüzden gelecek bir kimse soracak bu cemaate. Komple arkadaşlarına soracak burada. Diyecek ki ABD'yi sever miyiz? İngiliz'i sever miyiz? İsrail'i sever miyiz? Gavurcuklarla beraber, gavurlarla beraber olur muyuz? Olmayız. Basit S-400, S-500, S-300 neyse. Çok basit. O yüzden bak nerede olduğunu gör. Adamlar normalde memleketin menfaatine olacak olan bir şey yaptıklarında alkışlarız.
alkışlarız. O yüzden bugünkü hükümetin S-400 projesini alkışlıyoruz. Doğu ve Kuzey Akdeniz alkışlıyoruz politikasını. Suriye, Irak politikasını alkışlıyoruz. Bildiğiniz alkışlıyoruz. Tam desteğiz. Kıbrıs politikasını alkışlıyoruz. Tam desteğiz. Hiç sıkıntı yok. LGBT artı biri desteklemiyoruz. O İstanbul beyannamesinden altını Türkiye'nin imzasını çekmesi lazım. Bizi eşcinsellerle, lezbiyenlerle, ahlaksızlıklarla, sapıklıklarla, sapkınlıklarla beraber olmayı kabul etmiyoruz. Avrupa Birliği'nin dayattığı, Avrupa Birliği'nin bizim önümüze koyduğu LGBT artı biri telin ediyoruz, istemiyoruz. Açık. Bugünkü hükümetin ahlakla alakalı pozisyonunu kabul etmiyoruz. Uyuşturucu, içki, kumarbazlık had safhaya ulaştı. Kabul etmiyoruz. Fuhuş had safhaya ulaştı. Kabul etmiyoruz. Bugünkü hükümet haramlarla mücadele etmeli. Haramlarla mücadele etmekte çok zayıflar. Kabul etmiyoruz bunları. Bu bizim duruşumuz belli. Allah bizi affetsin. Amin. Evde kedi beslemek günah mı? Evde fare var ise, güldür 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 dolaşıyorsa besleyebilirsiniz. ...28 yaşında bir tanıdığımız Şırnak'ta 6 yıl görev yaptı. Çok arkadaşını şehit verdi. Şu an Bursa'da ve psikolojikmen çökmüş durumda. Onlar şehit olmuşken ben nasıl yaşarım diye hayattan kendini kopardı. Ona ne tavsiye edersiniz? Hayattan kopmayacak. Onlar şehit olduysa ne güzel, Allah onları kendi katına aldı. Kendisi de normal hayatını yaşamaya devam edecek inşallah. Kırk ikinci hadise gelmişiz. Bir rivayet Allah-u Teala'nın sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Kasas suresi ayet 56. Ayet hakkında Ebu Hureyre şöyle demiştir. Bu ayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'in İslam'a girmesini istemesi üzerine inmiştir. Evet, Cenab-ı Hak ayet-i kerimede sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin diye buyurmuştur. Başka buna benzer birkaç tane de ayet-i kerime vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hidayet edici biziz diye. Hidayet eden Allah'tır. O yüzden bir peygamberin Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar ümmetlerinden herhangi birisinin hidayete erdirmesi mümkün değildir. Hidayete erdiren Allah'tır. Burada Cenab-ı Hak en çok sevdiği peygamberine dahi sen hidayet edici değilsin, sevdiklerine hidayet edemezsin, hidayet edici Allah'tır diyerekten onun hidayetle alakalı kapısını kapatmaktadır. Bir kısım ehli tasavvuf şeyhlerine normalinden fazla yük yüklemeye çalışırlar. Bu eğer şeyhler bu kapıyı ararlarsa Allah muhafaza eylesin, şeyhler kendi küfürlerini hazırlarlar. Dervişler bu noktada şeyhlerini böyle
görmemeleri gerekir. Görürse de dervişler kendi küfürlerini hazırlar. O yüzden bir şeyh efendi hidayet edici değildir. Bir nakip, nügabba, zakir efendi, bir çavuş hidayet edici değildir. Bir hoca, bir alim hidayet edici değildir. Peygamberler, kitaplar, veliler, Müslümanlar, müminler hepsi de bir kimsenin hidayetine vesile olma noktasındadır. Hidayetine vesile olabilir ama hidayet edici değildir. El-Hadi ismi şerifi Cenab-ı Hakk'ındır. Siz bir kimseye günlerce tebliğ eder, günlerce anlatabilirsiniz. O günlerce tebliğ edip anlatırsınız ama onun üzerinde bir tesir oluşmayabilir. O sizin anlattığınızdan tesir oluşturacak olan da Allah'tır. O yüzden siz vazifenizi yapar tebliğ edersiniz. Vazifenizi yapar nasihat edersiniz. Vazifenizi yapar dinini kendinizce yaşama ve yaşatma mücadelesi verirsiniz. Bunu tesis edecek olan, tesirli edecek olan Cenab-ı Hak'tır. O yüzden biz Müslümanlara düşen nasihat etmek ve tebliğ etmektir. El-Hadi olan Allah'tır. O yüzden kardeşler şeyhlerine hidayet edici gibi görmeleri, şeyhlerini hidayet edici gibi görmeleri Allah muhafaza eylesin. Onların küfürlerine sebep olur. Bizde genelde böyle bir şey görünmesi mümkün değildir, görünmez ama bu bir ölçü olarak bizim kulağımıza küpe olması gerekir. Hatta ehli tasavvufun bir kısmı kendi şeyhlerini hidayet edici noktada görürse onları nasihat etmek, onları uyarmak, onları bu noktada Kur'an ve sünnet çizgisine davet etmek bizim vazifemizdir. Biz çünkü tasavvufu, sufiliği, Kur'an, sünnet, imamların içtihadı perspektifinde anlayıp yaşamaya gayret ederiz. O yüzden Cenab-ı Hak peygamberine sen sevdiklerine hidayet edemezsin. Hidayet edici Allah'tır diyorsa ve hidayetin direkt Allah'a ait olduğunu, kulların hidayet mekanizmasında ancak sebep olabileceğini beyan ediyorsa, ehli sufinin veya ehli cemaatin veyahut da işte değişik grupların kendi üstadlarını, hoca efendilerini, şeyh efendilerini sanki hidayet ediciymiş gibi görmeleri onların küfürleri olur. Bir kimse ya bilmiyordur, cahildir ya da biliyorsa göz göre göre küfre düşmüştür, şirke düşmüştür. O yüzden bir şeyhin üzerine, bir zakirin üzerine, bir natibin üzerine, bir alimin üzerine, bir velinin üzerine böyle bir şey konması Allah muhafaza eylesin insanı küfre götürür. Bunu bir şeyh efendi, bir alim, bir zakir, bir derviş, bir mümin bunu bile bile kabullenir, seslenmezse o zaman kendisi de küfre düşmüş olur. Cenab-ı Peygamber'e kapalı olan kapı hiçbir veliye, hiçbir mümine açılmaz. Cenab-ı Peygamber'e kapalı olan bir yolda hiçbir veli, hiçbir mümin ben yol gidiyorum diyemez. O yüzden yol Muhammed-i Mustafa'nın geçtiği yoldur. Muhammed-i Mustafa'nın geçmediği bir yol asla yol değildir. Yol olarak kabul ediliyorsa o şeytanın yoludur. O sapkınlığa düşen sapıkların yoludur ki o bizim yolumuz değildir. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin, korusun inşallah. Fâlemennâhu
La Fatiha ma selamat. Amin. Eşmeyin. Nestor.